ikinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu da birebir bırakmaktan. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nun çizgideyken çok öngörülebilir bir hareket setleri var. Hı -hı. Yani Kerem'i çizgiye doğru sürdüğün zaman Kerem o topu kaybediyor. Kerem'i topa vurdurup sıfıra doğru koşturursan Kerem Aktürkoğlu'nun orada yapmış olduğu 10 yani bir olumlu iş varsa 8-9 tanesi olumsuza dönüyor. Orta anlamında, pas anlamında, her anlamda. O yüzden yani Zaha'yı şurada çizgide birebir bırakmak, Anelinyo'yu yarım kulvarlardan şuralara getirmek sanki Okan Hoca'nın planındaki enteresan değişikliklerden birisi olabilir. Verim alabilmek adına konuşuyoruz hmm. bundan tabii ki. Yoksa bireysel olarak Anelinyo bence Galatasaray'ın hücumuna herhangi bir şey katmıyor. Savunmada yaptığı belirli başlı işleri sayabiliriz ama bunlar sadece e, incir çekirdeği kıvamında yani olacak. Çok standart bekin yapabileceği şeyler. Yapabilece yani ekstra, e, ekstra, yani. e, ekstra bir katkı yok. O anlamda Kerem Aktürkoğlu'nun santrafor arkası için ne düşünüyorsun. Ben artık Kerem Aktürkoğlu'nun orada konumlanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela sol kanat oyuncusu olarak değerlendirilmesi yerine. Ee, zaten Zaha geldikten sonra evet. başka seçeneği yoktu. Ben direkt Kerem'i oraya yazmıştım. Hı -hı. Çünkü Zağ'ın ee, her ne kadar işte geçmiş pozisyonlarına baktığında ikinci forvet rolü var, sağ Hı -hı. forvet rolü var, sol santrafor rolü, <laughs> rolü var ama asıl yeri sol forvet. Eee topu aldığı zaman yüzünü bütün cepheye gördüğü zaman topla işe verildiğinde fark yaratan bir oyuncu. Onun da çok zikzaklı performansı var bu arada. Ya hala kendini bulamadı desem Ankara, Ankara hücum maçında uçtu abi. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> evet. 10 tane falan adam eksikmesi evet. vardır maçta yani birebirlerde. Ee, tek başına 36 şutun tek başına elde 20'sini sağlayan adamdı. Evet. Ee, bu fırsat. Sonrasında United maçında çok iyi oynadı. Bir fren var onda da. Ee, ama ben de onu daha arka sıralara atarım. Yani gelen transferler arasında ya yani hiç verim vermeyenler var hala umudunu taşıyanlar var. Bence umut taşıyanlardan evet. bir tanesi Furi. Zaha Ziyeş'le birlikte. Yani ne olursa olsun biraz süre, süresi arttığında, biraz ritmi arttığında çünkü eşine gene çok değiştirebilecek oyuncular bunlar. E Zaha'yı bir şey kullanman lazım. Yani, yani Zaha'dan vazgeçmemesi lazım Galatasaray'ın. Yani, en doğru formül Zaha'nın zaten sol forvet rolü. O yüzden Kerem Aktürkoğlu hem e, yerli kontenjanından dolayı hem de hele ki pir, pres planı olunca Ben tam orası yeri. Kerem'in yeri. Orada doğru baskı. Yani plan pres olunca zaten tam bölgesi. Hem merkeze hem presi destek yürüyor. Hem de direkt toplarda hem aralara koşu atıyor. Çok pozisyonu giriyor mesela. Evet. Hem oraya koşu atıyor hem iki birliler yapıyor vesaire. Bence de yeri orası. Ya ki bir de hani e, belirli noktalarda kendini geliştiriyor. Mesela e, milli maçlarda sürekli Kerem Aktürkoğlu hatta belirli maçlarda çok emaresini verdi bunu. Şu yakın direğe koşu atıp özellikle Galatasaray'ın sağ tarafından geliştirdiği ayak içiyle sürekli vuruyordu. <laughs> Bu maçta Galatasaray soldan geldi. Bir top, iki oyuncu üstünden atladı. Sol ayağıyla vurdu ve Gökhan'ın çıkarttığı top da verdi. Sadece vuruş stilinde vuruş repertuarını biraz genişletmesi gerekiyor galiba. Hep ayak içiyle vuruyor çünkü. Yani şey e, yok çok fazla e, a, ayağın üstüyle daha bir dışıyla... Bir şut repertuarını biraz genişletmesi lazım. Ben Serbest 8'de bu maçın değerlendirmesi yapıyorum. orada maç ertesi bölümü yapıyorum. E, Hı -hı. Serbest 8'de kendi kanalımda. Her maçın sonunda maç ertesi bölümü var. Orayı da bekledim burada. <laughs> orada Kerem'in boş kale kaçırdığı pozisyonu ben de bu şekilde değerlendirdim. Mesela orada artık ayak içini e, koymana gerek yok. Zaten boş kale. Evet. Boş kale. Top sana çarpsın yani. Böyle tilki golcüler, işte Galatasaray'a dönerek göreceğim Ümit Karanlar falan. E, böyle anlarda topun üstüne yatarlar. Yani topun üstüne ayağın üstüne yatarsın top sektiği zaman yine havalanma ihtimali olmasın evet. diye yerle karışık topa vurmazsın bile zaten Tabii, yani topa yatarsın top sana çarpacak içeri gireceksin yani kale boş çünkü Tabii. boş kale vurulmaz yani boş kale şut atılmaz zaten <laughs> boş kaleye tamamlarsın. <laughs> tamamlarsın top sana çarpsın girsin içeri ee, kelimede orada mesela topa yatması lazım boş kaleye kaçan pozisyonda bu arada o po aynı e, pozisyonda teteğe ile gereksiz eleştiri olduğunu düşünüyorum genelde böyle sosyal medyada gördüğüm ben de e, e, oraya çünkü gelecektim açı yok ortaya çevirecek açısı yok. Her sağ kullanamayan bir oyuncu çevirebilir miydi açı olsaydı? Ona emin değilim. Çünkü orası sağ ayak ister ortaya çevirmek için. Sol dışıyla da bırakabilirdi. Ha keza topu ee, Biraz daha zor. zor, ama, zor olurdu. Daha zor. Yani çünkü setenin e, ona hep söylüyorum ben sağ geliştirmesi lazım. Sağ çok evet. eksik. Ama bence Mikardem'de Kerem için yüz yüz bir açı yok. Orada bir savunmacı var yani. Ben sabah izledim pozisyonu tekrar. E, çünkü hani yayına girdik. O esnada da pozisyonu tekrarını bulamamıştım cumartesi akşamı. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu Okan Buruk'un açıklamasıyla birleştireceğim. Okan Buruk dedi ki, İkardi biz Zeytman idman yapamıyor. Biz maç günü bu adama iğne vuruyoruz ve iğneyle sahaya çıkartıyoruz. Kendisi oynamak istiyor, büyük fedakarlık yapıyor. Bu da bakan bir Halil Dervişoğlu'ndan verim alınamadığı için. Daha doğrusu bu adamlar verim vermeye, verimli olmaya hazır olmadıkları için muhtemelen. Yani öyle bir ifade edelim. Şimdi Tete'nin bir tane de attığı ara pas vardı. Hatırladın mı? Normal şartlarda ya antrenman yapmış bir ikardı o topu yakalayıp tiplemişti bile. Tete'nin kaçırdığı topta da ben sabah Rize Spor'un kale arkasındaki çekimden uyandığım bir şey. Icardi gelemiyor oraya. Evet evet. Yani e, çok şey kaldı. E, açısız kaldı yani. Hı. Şimdi oraya doğru adımlayarak gelememen senin bütün açıları kapatman demek normal şartlarda. Çünkü Tete'nin aklında Icardi olsaydı bakmadan oraya bıraksaydı sol ayağıyla veyahut da sağ ayağıyla. Çoktan Rize Spor'la soğumayınca o şeye kaldı. Koşuyu devam senin. ettiremedi. Koşuyu devam ettiremedi. Kerem de fazla uzaktaydı yani oraya top evet. geçmemi bilir. O yüzden TT hani mecbur karaya vurdu gibi geliyor bana. Ben ben de öyle e, düşündüm. E, özellikle evet. e, sabahında e, izlediğim zaman <laughs> öyle ifade edeyim. Bu maçtan birisini alırsan kimi alırsın? E, tam yerin tam zamanında sordun. Çünkü hazır transferlerden konu açılmışken bir tane çok net bir şekilde geldi ve o bölgenin çıtasını yukarıya çekti. Denilecek bir adam var. O da Davison Feso Sanchez. Sanchez. E, zaten yüzde yüz başarılı oynuyor. Hava toplarında, ikili mücadele hani top kapma hamleleri. Top kapma hamlesi yapıyor ve alıyor topu. Ee, hmm. hava topuna çıktığı zaman alıyor. Bu konularda zaten ligin üstünde bir oyuncu ama hakikaten top kullanma açısından da şu anda e, bütün lig genelinde ondan daha az orta saha var. Bu evet. <laughs> topu kullanma becerisi bakımından. Hmm. E, saça boya attığı pası atıyor. Ha, şimdi onu söyleyecektim ben de sana. Duvar oluyor. Yüzü de bayağı rakip karaya evet. dönük yani tarihkesine dönük. Şuralarda bak. Buradan <laughs> bırakıyor. Şurada, şuradan attı pası yani. Ve stopa olarak geldi oraya. Kalabalık evet. arasından evet, gönderiyor evet. yani. Saşa Boy'la pis burun vurdu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> orada Saşa Boy koşusunu görmesi, aktarma hızı Tabii. ve yüzüne tam kareye dönmüyorken gerçekten çok olağanüstü bir top kullanıcı evet. stopere göre. Kesinlikle. Ee, sadece e, Okan Buruk yine bu maçta Abdülkerim hamlesini yaptı. Önce Kaan Ahyan'ı sol stopere çekti. Daha sonra baktı ki orada Abdülkerim bir iki tane birebir de geçildi. Dikkat et. sondan geçtiği iki tane pozisyon vardı. Çaykur Rizespor'lu oyuncuların. Birisi Zekeri'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, dedi ki ben hız olarak bari Abdülkerim'in orayı dengeleyeyim dedi. Ama ben de Vole transfer check-up'ta anlatırken Davison Sanchez'in bütün defolarını sol stoper oynadığı zaman diliminden anlatmıştım. Yani bir maçta daha yaptı Okan Buruk aynısını. Antalya Spor maçında bak Davison ne zaman sola geçti? Galatasaray pozisyonları vermeye başladı. O Aslan Bolonga'nın falan değerlendiremediği pozisyonların hepsinde Davinson Sanchez sol stoperdi. Bence iyi bir formül değil bu. Yani <laughs> Davinson Sanchez'in net olarak sağ stoperde kalması gerekiyor. Yoksa sol o dengede bayağı sıkıntı yaratır. Bazı oyuncular bunu fark ettiriyor. Bazı ha. oyuncular tınlamaz yani. Ha, evet. Sol stopermiş, yani, sağ stopermiş önemli değil. Ama bazı oyuncular seviyor yani Dengisi özellikle. Dengesi bozuluyor tabii özellikle. Özellikle, büyük Mesela Davison'un şu özelliği de var. Bayern Münih maçında çok sık gördüm onu. Önüne boşluk gördüğü zaman topla çıkıp paralel pas atmayı çok seviyor. Ve Hı -hı. bunun üzerine direkt hücum seti çizilmişti Galatasaray'da Bayern Münih maçında. İş sete evet. döndüğünde, Bayern Münih baskı yaptığında e, Kaan Ayhan sağ bek gibi açılıyordu. E, Saçabağ ön tarafa gidiyordu. Hı -hı. O boşlukta Davison Sanchez topla çıkıp hep paralel pas atıyordu evet. Kazımcan'a doğru. O uzun topları çok iyi atıyor. İşte kendi sağda, sağ çizgiye yakın oynadığında bu rahat ettirme hissini yaşıyor Dani Son Sanchez bence de. Bazı stoperler seçer yani. Seçar, seçer, da seçiyor. Yani ondan sonra maçın dengesinde de ciddi Galatasaray'ın savunma dengesinde de bir, bir sıkıntı oldu. Mansiyon ödülünde ben Mustere'ye veriyorum Torreira ile beraber. <laughs> i̇şte top sektirmedi dediğimiz o. Evet. Yani o kadar fazla faal şansı, servis vuruş şansı yakaladı. Hiçbirinde de sekmedi yani. Yani bir evet. kere bile eyvahlar olsun dedirtmedi Hakikaten yani. Hakikaten öyle. Davinson aldık karaya. Ben Davinson, Davinson. Ben de de Davinson. Yani e, ben de mansiyonda şey seçelim. E, aslında performans yok. Şu ha. anlamda bir e, geleceğe dair fikir. Gelen transferler arasında Hakim için şöyle farklı var. Ee, %40'ının işin rengini değiştirmeyecek <laughs> <edecek> yegane <gülüyor> oyuncu o. <laughs> çünkü Webfair sağda da çok özel bir oyuncu ama %40 yetmeyebilir. Çünkü o biraz dripmikçi. Evet. Yani top alacak, vuracak, gidecek falan. O biraz daha ne ritmine oturması lazım. Ama Hakim Ziyech varlığıyla e, sürprizli oyunuyla işte bir ara pası, bir free kick, bir uzun e, pas, bir işte kilit pas, bir şuna. Evet. Topu ayağına aldığı anda fark yaratma ihtimali çok yüksek bir oyuncu. Mesela topu kazandığı o Tetri'nin bahsettiği pozisyonda hemen zamanlaması, pas tamam. zamanlaması kusursuz. Ee, yani Hakim için biraz şöyle bir 35 dakikası olsa Galatasaray'da en azından oyuna sonuna gidip maçı çözer. Sonra çok şey değiştirir ligde. Tamam. Yani Hakim seçmememiz için zaten Süper Lig transferiydi Galatasaray'da. Hı -hı. Süper Lig'de maç uykudaki maçları getirecek oyuncu. Ve Fırza da Şampiyonlar Ligi transferiydi aslında benim için. Ki Şampiyonlar Ligi performansı yaptı. bence iyi bu arada. Abi şimdi bir, asist yaptı. Tete gol attı. 2-2'ye geldi maç. Gitti United United United'da West, da golünü, da golünü, attı. golünü attı. Sizi duyamıyorum dedi. Aynen. Baba orada bir de onun için yaşıyor zaten yani. Bu arada Bayern Münih <laughs> maçında belki topla fark yaratamadı ama Pres'e müthiş destek verdiğini düşünüyorum. Savunmada kutusu oydu. Çok iyiydi. Oydu. Çok iyiydi abi yani ben Vivsiz Han'ı zaten savunma yardımını acayip beğeniyorum. Yani gerçekten... Bayern maçında korkunç ya. Sanki bayağı. bu yüzden transfer edilmiş evet. gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani dripli içi değil de savunma katkı savunma katkı yapan Forvet gibi. Bayağı kendi yarı saat karenin önünde top kazanıyordu ya. Tabii <laughs> <laughs> Kane'den falan top alıyordu. Aldı aldı bayağı aldı. O konuda etkiliydi. Yerim var mı Galatasaray'a dair ekleyeceklerimiz tamam, konuşacaklarımız? Zaten Eğitim hafta, ustam. haftanın devamında bol bol konuşacağız Galatasaray. Evet. Galatasaray'ı. Ee, ama e, tabii şimdi kare asımızı tamamlayalım. Çünkü Beşiktaş bölümünü yapacağız efendiler ama şu şekilde Gaziantep maçı önü gibi yapacağız burada. Ben Beşiktaş'ta ne oluyor, ne bitiyor? Oradan kare seçemeyeceğimiz hmm. için kare asımızı bir tamamlayalım. Ben de Ceko ve Ferdi vardı. Sen de Ceko ve Şimanski vardı. Yanına ortaklaşı olarak Davison Sanchez'i ekledik. Bir tane dördüncü mü lazım? Dörd... Karas dördüncü <laughs> dördüncü okey. Karasu dördüncü Karası. de. Biraz uzaklardan gelsin. Adam futbolundan gelsin, futbolundan gelsin. Sonuçta ne olursa olsun Manchester derbisi. Evet. Erling Haaland diyorum ben. Evet. Yani adam başka bir seviye ya. Bir de maç sonunda hala Pep Guardiola tartışıyordu. Sonra tatlıya bağladılar. Sen gördün mü o sekansı? Maç bitti. Bunlar yürümeye başladılar. <laughs> Daha sonra Pep Haaland'ın <laughs> yanına gitti. İki, iki, i̇ki deli bir araya geldi. İki deli bir araya geldi. O bir şey anlatıyor. Diyor ki kafayı böyle sektirecektin diyor. hala da ona bir şey diyor. Hayır öyle olmazdı. Böyle olurdu falan. Yani bir hava topu mücadelesini tartışıyorlar babalar. Dudak veya jest ve mimiklerden anladığımız kadarıyla. Sonra mevzuyu anladılar. Lan biz galiba çok büyüttük dediler. Birbirlerine soralım. Gülerek gitmeye başladılar ondan sonra. <gülüyor> biraz <laughs> abarttık mesela. Biraz da sevinsek. Biraz da sevinsek. <laughs> e, ya ben de e, yerel pazarda kaldım bu hafta. Hı hı. Şu şekilde. E, Niyanga aldım Adana'da. E, e, gerçekten Hani o da bir, yer, bir yerlerin delisiydi çünkü. Yani yapmış olduğu trafik kazasından acaba olacak mı olmayacaklarına kadar gelen bir adam. Ee, Deliler Adana'da kendini buluyor. Artık hani Adanalıların üstüne alınmasın ama <laughs> aynı coğrafyada buluşunca hepsi birdenbire bir kan mı çekiyor? Balotelli reisle dahil olmak çünkü üzere. Bir çünkü şey. potansiyelini uzaklaşan bir oyuncu. Hep uzaklaşan bir Son mi? dönemde olmuyor mu acaba dedirten evet. bir adamdı. Buldu kendini gerçekten. Buldu kendini gerçekten buldu. Bir de haftanın olayı da bence orada yaşandı detay şuydu. Penaltı kazanıldı 90. dakikada. Balotelli ile ikisi hani herkes maçı izlerken bir niye şey Hikmet Karaman şey işine dönecek mi buna döndü? <laughs> var, Kivoki. Ha? Kivoki. <laughs> Kivoki mevzusuna dönecek mi denirken babalar taş kağıt makası oynayarak çözdüler işi. Niyan kazandı taş kağıt makası ve <laughs> <laughs> penaltıyı attı. Güzel. Güzel. Yani ha, adil adil oldu. adil oldu bayağı adil oldu. Basmış ba aslında yöntem. Evet bu. Balotelli çamura yatmadı ama ya. <laughs> diye. E, Karaslarımızı da böyle tamamladıktan sonra şimdi Beşiktaş Gaziantep FK maçı önüne geçelim. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.